Evet sevgili dostlar bugün sizlerle buluşmak buluşmamın esas nedeni İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen cezanın biz neresinde duruyoruz durmalıyız bu verilen cezanın amacı nedir bunlarla ilgili bir gazeteci empatisiyle ve geçmişten bugüne Türkiye'de olumlu olumsuz bir şey, birçok şeye tanıklık etmiş bir kuşağın temsilcisi olarak ve e, Türk milliyetçisi e, siyasi düşüncem ve duruşumla yorum getirmeye çalışacağım. Hani amiyane tabirle bir deyim vardır. Müslüman kapı deliğinden bir kere bakar. E, bizim Türkiye'de işler şöyle yürüyor. Benim oğlum bina okur, döner döner bida okur. Ee, bize aynı senaryoyu e, pişirip pişirip farklı figüranlarla e, yutturmaya çalışıyorlar. Yani Türkiye'de e, kendi mecrasında ve insani bakımdan, hukuk açısından, adalet açısından, medeniyet açısından baktığımızda siyasetin ve yönetim şeklinin kendi mecrasında yürümediğini, e, tam aksine müesses nizam, yani devleti bir şekilde ele geçirmiş, bir şekilde devleti yönetenlerin sahiplik duygusuyla e, bizi ve vatandaşları kul, cool, maraba veya işte e, biz ne dersek onu yaparlar, onların adına biz düşünürüz, onlar için en iyisini biz biliriz şeklinde bir anlayışla Türkiye yaklaşık 100 yıldır yönetiliyor. Tabi en e, belki berduşçası, cömertçesi e, bu son 25 yıldır e, daha böyle çok cesurca, hiç fütursuzca, e, hiç hesap vermeyecekmiş gibi gerçekten bu devletin, ülkenin sahibi onlar, diğerleri de kul ve köle gibi yöneten bir buyurgan bir dille bir şeye büründük. Ama bu bize Tabi tepki belki refleks vermeyi de tepki vermeyi de e, kazandırdı bize ama e, bizim muhalefet partilerimizde e, tıpkı aynı anlayışla örgütlenme, biçimlenme, insanları yönetme e, anlayışına büründüler. Vallahi kızarak söylemiyorum sevgili dostlar. Kendi partim başka parti şu parti bu partiyi diye de değerlendirmiyorum. Vallahi billahi mevcut iktidarın buyurganlığı kadar adaletsizliği kadar hukuksuzluğu kadar emri vakiliği kadar sahiplik duygusu kadar muhalefet partileri ve onların genel başkanları da birbirine benziyorlar. Birken birbirimizi aldatmayalım. Yani e, alıştık tabii. Yani hemen bakıyorum yorumlarda görüyorum bunu. Sen kimsin de bizim liderimizi, genel başkanımızı eleştiriyorsun? Ee, şeyleri var. Ee, taraftarlıkları var. Fanatizmi var. Ee, bunlara çok kızıyor muyum? Kızmıyorum çünkü dün de biz böyleydik. Yani bizim gençlik yıllarımızda e, Alpaslan Türkeş'e başbu Alpaslan Türkeş'e e, gazeteciler biraz absürt soru sorsa biz onlara düşman olurduk. Liderimizin aleyhine babamız ailemiz bir şey söylese onlara dikilirdik, onlarla gerginlik yaşardık. Bunu yaşayan bir kuşak temsilcisiyim ben. Bunu bütün samimiyetimle size aktarmak istiyorum. Bütün bu olumsuzluklardan bir tane olumlu bir şey çıkartıp bir Türkiye sevdamızı mutlu Türkiye haline çeviremedik maalesef. Şimdi bakın bugün sabah dün akşama kadar televizyonlarda baktım. Yani sahte kahramanlar türetiyorlar. Yani ben Meral Akşener'i yakından tanımasam, ben diğer siyasi figürleri yakından tanımasam, geliş biçimlerini bilmesem bu şeyi ben de yutacağım. Baştan peşinen e, iktidarın yaptığı küllen, külliyen yal, e, yanlış bir vahşettir, hukuk vahşetidir. Gerek yok böyle bir şeye ama e, bunu da konuşacağız. Ama bu yandan baktığımızda e, yeni bir Tayyip Erdoğan ortaya çıkartıyorlar. Yani müesses nizam, bir kısmınız buna derin devlet diyorsunuz. Nasıl Tayyip Erdoğan'ı bir şiirle, efendim bir ilçe başkanlığından, il başkanlığına, il başkanlığından, belediye başkanlığına, belediye başkanlığından, başbakanlığa ve cumhurbaşkanlığına taşımış ise, aynı filmi e, Solun Tayyip'i Ekrem İmamoğlu'nda görüyoruz. İlçe başkanlığından, belediye başkanlığı, ilçe belediye başkanlığına, işte Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na, şimdi de Cumhurbaşkanlığı'na itelemeye çalışıyorlar. Niye iteliyorlar? Bu memleketin lehine bir durum mudur diye düşünecek olursam, 20 sene önce bu filmi seyrettik, o filmin sonu bizi buraya getirdi. Demek ki hayırlı bir proje değilmiş 20 yıl önce. Müesses nizamın, derin devletin, emperyalistlerin, dünya hakimlerinin Türkiye'ye layık gördükleri şey bize hayırlı bir şey değilmiş. Yaşayarak bunu gördük değil mi? E aynı filmi, aynı senaryoyu başka bir maskeyle, bu sefer siyasal İslamcı değil de solcu görünümlü bir neoliberal e, işbirlikçisi Ekrem İmamoğlu ile bize yine yutturmaya çalışıyorlar. Şimdi ben hem Ekrem İmamoğlu'na yapılan bu hukuksuzluğa karşı çıkıyorum ama Ekrem İmamoğlu'nun ülkemizin Cumhurbaşkanı olmasını da layık olması, layık olmadığını da düşünenlerden biriyim asla bir belediye başkanı olarak ona oy vermiş biri olarak söylüyorum oy vermeyeceğimi buradan ilan ediyorum. değerli dostlar e, sağlıklı düşündüğümüzde taraftar ve fanatizmden e, bakmadığımızda taraftarlık ve fanatik olarak değerlendirmediğimizde, her birimiz her şeyi net ve açık bir şekilde aslında görebiliyoruz, görebiliriz de. Bundan dolayı lütfen araştırmayı, sorgulamayı elden bırakmayın. Seçime uzun bir zaman belki yok ama aslında 24 saat siyasette uzun bir zamandır. Bu burada şimdi bizi bir yerlere konsolide etmeye çalışan siyaset mühendislerine e, biz e, anketlerde cevabımızı biz nereye oy vereceğimizi biliyoruz. Size de bunun cevabını vermeyeceğiz diyerek bunları e, bu siyaset mühendislerine yanıltmamız lazım diye düşünüyorum. Bana soranlara nedir alternatifin, ne öneriyorsun diyenlere belki doyurucu cevaplar veremiyoruz. Ama yani bizi olumsuzluklara mahkum edenlere karşı da mahkum olmamalıyız diyorum ben. E, Bundan sonra sık sık bir araya geleceğiz. Haber Erk, e, e, yayın yönetmenliğini yeniden ele aldım. E, televizyon programlarımla, YouTube programlarımızla ve Haber ulusal bir e, e, kanal olduğunu biliyorsunuz. Yayın, internet medyası olduğunu biliyorsunuz. 20 yıllık ama daha profesyonel, daha da kuvvetli bir şekilde e, e, yayın hayatına Devam edeceği yeni yüzüyle, yeni kadrolarıyla önümüzdeki günlerde güzel işler başaracağımızı biliyorum. Bu sevincimi de sizinle paylaşmak istedim. Ama e, siyasette e, hakikaten e, yeni umutların e, beklediğimiz e, şeyde yani çare olma noktasında e, soru işaretleri oluştuğunu biliyorum. E, bu noktada. Neler yapılır bilmiyorum ama e, silkilmek lazım. E, bir böyle geriye bakmak lazım. Nerede hata yaptık diye düşünmek lazım. Bu millet sizi birden alıp yedilere de getiriyor, sıfırlara da getiriyor, yirmilere de getiriyor, on de getiriyor. Bu ihtimali göz önüne alarak şımarmadan e, yola çıktığınız arkadaşlarınızı kenara koymadan, onların emeklerini zayi etmeden onlarla çıktığınız 3-5 ayda nasıl zirveye geldiğinizi hatırlayarak, şimdi de nasıl bir geri dönüşün başladığını görerek, yine e, milletin sevdiği hale bürünerek yükselmenin mümkün olabileceğini sizlerle paylaşmak istedim. İleride daha geniş bir şekilde konuşacağız tabii. Burada mevcut iktidarın e, Ekrem İmamoğlu'na reva gördüğü ceza ile bir şey kazanamayacağını hep beraber göreceğiz. Ama kanaatim odur ki onların mühendis yani siyaset mühendislerinin Ekrem İmamoğlu'nu aday yapma oyunu bu sefer tutmayacak. Hür iradesiyle demokratik bir aday çıkarılmasını çıkarılması gerektiğini düşünüyorum. Çıkarılırsa orada bakacağım. Husus bize hukuk, adalet ve paylaşımla ilgili vaat ettiklerine bakacağım. Ona göre oyumu vereceğim ve oy vereceğim insana da etrafımdan oy verdireceğimi şimdiden sizlerle paylaşmak istedim. Haber Yayın Merkezinden sizlere saygılar ve selamlar ediyorum.